Değerli dostlarım, yeni bir rehber videomuza hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz XDefiant 21 Mayıs'ta hem bilgisayara hem PlayStation 5'e hem de Xbox serisine özel çıkışını yaptı. Ubisoft San Francisco tarafından geliştirilip direkt olarak zaten Ubisoft tarafından yayınlanan bir oyun. Oynaması ücretsiz bir birinci şahıs nişancı video oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii ki her oyunda olduğu gibi bir oyuna yeni başladığımızda biraz yabancılık çekeriz. İşte bazı şeyleri bilmeyiz, oynadıkça öğreniriz. Bizim buradaki amacımız sizlere hani bir başlangıç rehberi hazırlamak. Yani bu rehber ile siz oyuna girdiğinizde, daha doğrusu girmeden önce bu rehber ile oyunla ilgili bazı temel bilgileri öğrenmiş olacaksınız ki bunlar da oyun içinde size kolaylık sağlayacak. Artık geriye sadece eğiminizi geliştirmek ve güzel bir silah build'ları yaparak oyuna adapte olmak olacak. Tabi ilerleyen günlerde de daha farklı videolar da gelecek. Mesela işte oynadığımız, kullandığımız bazı silah build'ları paylaşılacak. Daha farklı taktikler öğrenilirse onlar paylaşılacak. Haberiniz olsun. O zaman fazla uzatmadan konumuza geçelim. Evet, rehberimize başlayabiliriz. Şimdi tabii ki öncelikle PC oyuncuları için söylüyorum. Oyun sadece Ubisoft Connect isimli uygulamadan oynanıyor arkadaşlar. Yani Steam'de ya da Epic Games'te mevcut değil. Tabi ilerleyen zamanlarda ne olur bilemeyiz. Şimdi oyunda bildiğimiz Factions isminde bir aslında bununla Factions yani sınıflar diyebiliriz. Ben sınıflar diyorum buna. Bu sınıflar Ubisoft'un belirli oyunlarından aktarılan sınıflar. Yani bu oyun aslında bir çeşit mix, karışım olmuş diyebiliriz. Mesela işte Cleaners dediklerimiz Division ekibinden, yani Division oyundan gelen bir sınıf. Phantomlar Ghost Recon'dan gelen bir sınıf. Libertad, Far Cry 6'da işte bu özgürlük savaşçıları ekibinden karakterler içeriyor. Echelon, Splinter Cell'den direkt casusluk odaklı karakterler. DedSec'de Watch Dogs 2'den, yani Watch Dogs serisinden gelen karakterler. Şimdi tabii ki burada şimdi bu oyun takım oyunu arkadaşlar. Bu yüzden tabii şimdi daha çok erken ama hani bazı sınıflar çok uyum içinde oluyor. Örneğin Phantom'ların Mac Barrier'ı ile temizcilerin, yani Cleaners'ların arındırıcı alev silahını işte bir arada kullanırsak, mesela biri işte Phantom olacak, biri Cleaners, gerçekten karşı takımı eritiyorsunuz arkadaşlar kalkan arkasından o alev silahı ile. Hani böyle şeyler tabii ki oynadıkça zaten belli olacak. Yeni şeyler çıktıkça da zaten videolarımızda bunları sizlere aktarıyor olacağız. Şimdi bunu söyledikten sonra, hazır sınıflardan başlamışken, sınıfları tanımak çok önemli. Bu yüzden hiç acele etmeyin. Her sınıfı teker teker oynayın. Tabii her sınıfta farklı özellikler mevcut. Mesela Phantom'lar ekstra sağlığa, Libertad bonus sağlık yenilemesine, yani şifacılı özelliğe. İşte temizleyiciler ise yanıcı cephaneye sahip. Mesela bu şeylerde DedSec tabii şu an daha çok teknolojik aletlerle donatılmış ve şu an kilitli şekilde. Ya bunu almak için satın almanız gerekiyor oyun içi para birimiyle, X coins ile, ya da herhalde bir tane challenge yapmak gerekiyordu hatırladığım kadarıyla. Echelon'da direkt olarak casusluk özelliğine sahip, görünmüyor arkadaşlar oyunda, haritada falan gözükmüyor, bunu söyleyeyim. Bunu dikkat ederseniz, yani oyunda böyle şeffaf ama belirli bir şeffaf biçimde, böyle hayalet şeklinde oyunda görebilirsiniz zaten. Cam şeklinde biraz parlak bir şekilde fark ediliyor. İşte onu gördüğünüz anda direkt ona sıkıp ateş edebilirsiniz. Yani dikkatli, haritada dikkatli olmak gerekiyor bunları fark etmek için. Dediğim gibi bu sınıflara, yani mesela şimdi oyun yeni çıktığı için hani kimin hangi sınıfa daha iyi adapte olacağını bilemeyiz. Onun için bu sınıfları denemeniz sizin için iyi olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde size en uygun sınıfı bulabilirsiniz. Evet, ilk bahsedeceğimiz şey yeteneklerin bekleme süresi.
Ekranınızın altında yeteneklerinizi tekrar kullanabileceğiniz zamana kadar geri sayan bir zamanlayıcı göreceksiniz. Onları sık sık kullanmaktan çekinmeyin. Yetenekler rakibinize karşı size avantaj sağlayacaktır. Özellikle de temizlikçiler, yani cleaners gibi saldırgan bir sınıf seçtiyseniz bir alanı alevler içinde bırakmak için yakıcı drone veya ateş bombası kullanmanıza izin verir bu sınıf. Ayrıca Libertad'ın El Remedio iyileştirme kutuları ve Phantom'ların Mech Barrier ile de müttefiklerinize yardımcı olabilirsiniz. Bir diğer konumuz ise oyunda yapmanız gereken eğim ayarları. Nişan ayarlarını kurcalamak ve eğitim alanında birkaç deneme yapmak nişan alma yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu çok önemlidir çünkü birkaç ıska atış rakibinize kaçmak ve canını yenilemek için fırsat verecektir. Bu oyun gerçekten böyle bir oyun arkadaşlar. Hani isabetli atışlar yapmanız lazım. Öldürmelerin önemli olduğu, özellikle hotshot gibi modlarda bu durum sık sık gerçekleşecektir. Yani eğer ıskaladığınızda hassasiyetiniz, yani sensitivitenizi, nişan tepki eğrinizi, yani aim response curve'ünüzü ve ölü bölge ayarlarınızı, yani dead zone settings'i değiştirerek nişancılığınızı daha iyi kontrol edebilirsiniz. Bu arada işte ben Overwatch'ta şu hassasiyetle oynuyordum. Valorant'ta şu hassasiyetle oynuyordum. O hassasiyeti bu oyuna entegre edebilir miyim derseniz yorumlarda bunu belirtin. Ben size bir tane site veririm. Oradan ayarları yaparsınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Diğer önemli bir husus ise isabet oranını artırmak. Tabii ki bu oyunu oynadıkça olacak arkadaşlar. Yani ne kadar çok oynarsanız oyundaki silahlar o kadar çok alışacak ve daha isabetli atışlar yapacaksınız. Oyunda bir de işte strafing, yani nişangahınız yerine hani karakteri hareket ettirmek deniliyor buna. Size iki açıdan yardımcı olacaktır. Birincisi, sizi vurulması daha zor bir hedef haline getirir. İkincisi, farenize veya sağ kontrol çubuğunuza daha az güvenmenize yardımcı olur ve size nişan almak için başka bir açı verir. Özellikle tecrübeli FPS oyunları zaten nişan alırken strafing yaparlar. Bunu da belirteyim. Arkadaşlar, oyunda Türkçe dil desteği de mevcut ama benim sizlere tavsiyem oyunu İngilizce arayüzle oynayıp, yani Türkçe altyazıyla oynamanız. Yani mesela konuşmalar Türkçe olarak gözüksün ama oyunun arayüzü İngilizce olsun. Neden? Çünkü bu eklentilerdeki bazı Türkçe çeviriler oldukça saçma. Hani hiç açık değil. Tabi bizler de yıllarca oyunlarda bu İngilizce terimlere alıştık. Yani mesela kısa menzilli, orta menzilli, ADS hızı falan diyor ama işte bu mesela GGA yürüme hızı, bunları çoğu kişi anlayamaz. Benim tavsiyem o yüzden şu ayarlara girin. Dil ve erişilebilirlikten şu üst kısmı İngilizce yapın. Bakın, altyazı dilinde Türkçe yapın. Bu yeterli olacaktır. Bakın şimdi de böyle bakalım. Mesela Barrel'a girdik. Bakın mesela ADS, Walking Speed, Horizontal Recoil, Vertical Recoil. Burada daha mesela bizim hani geçmişte oynadığımız oyunlara benzer terimler olduğu için böyle sizin için daha rahat olacaktır ki, ayrıyetten şunu da belirteyim. Hani önümüzdeki gelecek videolarda da hani bu silah build'larından bahsedeceğim için direkt olarak böyle İngilizce olarak göstereceğim size, haberiniz olsun. Hazır burayı açmışken de silah özelleştirmelerinden bahsetmek istiyorum. Her bir eklentinin sağladığı avantajlar ve dezavantajlar var. Örneğin işte şuna bakalım, mesela Recon. Mesela Barrel'da şu mermi, pardon, mermi değil bu, Barrel, aynen, namlu. Mesela %2,5 oranında bir hareket düşüklüğü sağlıyormuş. Ama işte %5 oranında bir aim downsight hızı veriyor. Yani hani hızlı şekilde nişan almanızı sağlıyor %5 oranında. İşte bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii şimdi oyun daha yeni olduğu için ve bu eklentilerde silah kastıkça, silahla kill alıp level atladıkça açıldığı için biraz zamana ihtiyacımız var ama bunun videoları da size gelecektir, haberiniz olsun. Örneğin uzaktan atış yapmayı tercih eden oyuncular denge karşılığında, yani accuracy karşılığında daha düşük bir atış hızı, yani fire rate tercih edebilirler. Ancak SMG gibi silahları oynayanlar ise tabii yüksek bir atış hızına ihtiyaç duyarlar. Bunu belirteyim. Yani yüksek atış hızı daha iyi olacaktır SMG silahlarda. Zaten ilerleyen günlerde sizlerle bu build'ları da paylaşacağız, haberiniz olsun.
Oyunda bir diğer önemli şey ise oyun içi iletişim. Diğer FPS oyunlarında da olduğu gibi bu oyunda da takım içi iletişim çok önemli. Anlık raporlar vermek ve takım bilgilendirme her zaman sizi bir adım önde tutacaktır. Bu oyunda bir de yetenekler olduğu için daha çok kullanmak gerekiyor. Bunu belirteyim. Örneğin cana ihtiyacınız olduğunda bunu söyleyin ya da şifacıysanız şifa verebileceğinizi yani can verebileceğinizi belirtin. Her türlü şeyi takıma aktarmak sizin yararınız olacaktır. Her FPS oyununda olduğu gibi oyun haritasını takip etmek burada da çok önemli. Bunu alışkanlık halinize getirin. Sol üstteki mini harita yani mini map düşmanlara göz atmak için çok kullanışlıdır. Ancak eşelon sınıfına ait yani casus sınıfına ait üyelerin burada görünmeyeceğini de unutmayın. Bunlar silahların ateş ettiklerinde veya bir müttefik tarafından vurulduklarında yani bir takım arkadaş tarafından vurulduklarında belli olur. Mesela pompalı tüfeğiniz var diyelim. Dar koridorlarda gizlenmeyi deneyebilirsiniz. Keskin nişancı tüfeği ve nişancı tüfeği meraklarına gelince de uzaktaki tehditleri takip etmek için görüş alanlarını aramayı haritaya bakarak deneyebilirsiniz. Gelelim headshot konusuna yani kafadan vuruşa. Her FPS oyunu kafadan vuruşlar için bonus hasar sunarken bu oyunda da etkili olduklarını belirtmek istiyorum. Phantoms grubuna karşı bile yani biliyorsunuz Phantoms grubu bir de zırhlıdır, kalkanlı. Kafaya nişan almaya çalıştığınızda ve hasar verince hızlı bir şekilde can barları eriyor. Birkaç tanesi isabet ettiği sürece düşmanları çabucak indirebilirsiniz. Bu yüzden kafaya hedef almaya çalışın. SMG gibi daha zayıf silahların bir düşmanı indirmek için çok sayıda mermiye ihtiyaç duyduğunu düşünürsek kafada vurmak için daha yakına gitmek iyi olacaktır. Yani uzak yani long range silahlarla da oynuyorsanız özellikle kafadan vurmaya çalışın. Oyunumuzda kayma mekaniği olduğu gibi kayma iptali mekaniği de mevcut. Çömelme düğmesine basarak kayın ve ardından normalden daha yükseğe sıçramak için animasyonun ortasında zıplayın. Bu düşmanları şaşırtacak ve önce birkaç vuruş yapmanıza izin verecektir. Çünkü çoğu oyuncu bu mekaniğe alışkın değil. Ubisoft bunun çalışma mekaniğini değiştirebilir. Tabi ilerleyen zamanlarda bunu göreceğiz. Ancak düşmanlara karşı denemeye değecektir. Bilginiz olsun. Ve olmazsa olmaz ses kasma olayına gelelim. Her FPS oyunda olduğu gibi bu oyunda da ses kasmanız gerekiyor ki özellikle zaten oyunun size aktardığı ses kalitesi gayet iyi. Özellikle ayak sesleri. Ses kasarak düşmanların nereden geldiğini rahatlıkla duyabilirsiniz ve kendinizi ona göre hazırlarsınız. Güzel bir kulaklıkla bu oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım yeni başlayanlar için güzel bir rehber olmuştur. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey olursa ya da sormak istediğiniz bir şey olursa yorum yaparak bunları belirtebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yaparız. Haberiniz olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.